arttırdı. İnşallah siz 400 puanı koparacaksınız. Ham keten rengi efendim. Aslında bunun biraz daha koyusu içinde kullanılıyor. Bej gibi bir şey. Biraz daha koyusu ve açığı içinde kullanılıyor. Keten rengi. Harf alayım, bilemeyeceğim. Aldık bir tane. Mecbur. Sanki bir kadın ismi gibi. Okey harfi orada olmasa. Sanki bir kadın ismi gibi. Belli ki sesli harfle başlıyor. Evet. Ekru. Ekru. 300 puan değerinde. Beklemiyorum. Hemen evet. Geçiyorum 5 harflilere. Buyurun. Sızıntıya dönüşmüş tükürük. Salya. İğrenç bir soru. Ama 500 puan kazandırdı. Şimdi şuna da dikkat ne olur. Yakaladığınız ritmi aman bozmayalım. Adı yakıştırma yolu olarak çok zengin kişiler için kullanılan Lidya Kralı. Nokta nokta gibi derler. Çok zengini gördükleri zaman. Adam nokta nokta gibi zengin. Karun. Karun gibi zengin. Çok güzel. Çok güzel. Ne güzel atladık 6 harfi cevaplara. Burada da takılacağınızı hiç düşünmüyorum Hayır. efendim. Buyurun. Laf kalabalığı yapılmış bir tek. Çok basit bir şey soruyorum size. Gelsin. Hasır otları ve açık sarı renkli kamışlarla dolu su kıyılarındaki bataklık yerler. Sazlık. Sazlık diyoruz onlara. Çok güzel. Bunun zaten yarısı mastar. Harf alırsanız vallahi üzersiniz beni. Buyurun gelsin lütfen. Tercihte bulunmak, tercihini belli bir yönde kullanmak. Seçmek. Seçmek. 1600 puan daha. Her şey yolunda mı? Yani şimdilik. 7 harflilerde de üzmeyeceğim sizi. Umarım. Hiç merak etmeyin. Buyurun gelsin. Bu sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak. Akciğerlerdeki havanın solunum organlarının kasılması ve zorlanmasıyla ağızdan... Öksürük. Gürültüyle çıkmasına öksürük diyoruz. Biyoloji. Bizim işimiz. Biyoloji öğretmeni kendileri efendim. Kendileri. Buyurun yenisi gelsin. Ücret ödeyen kişi. İşveren. Hoppa. Hoppa hoppa hoppa. O maaşı ödeyen kişi. Hoppa. Müşteri. Müşteri. Tamam. Şimdi bir nefes alma zamanı. Ay. Tamam, ayağımız bir kere sürçtü ama çok güzel evet. döndük oradan da. Şimdi bir nefes alma zamanı evet. efendim. 9700 olur. Bir tanecik harf aldık. İki tane daha harf alma hakkımız var. Süre muhteşem. Çok güzel geldiniz buraya kadar. Artık herhangi birinde takılırsak o harfi almak yerine benden sonra Begüm Hanım yarışacak diye düşünme zamanı. Şurada belki biraz takılırız. Karşınıza daha önce çıktıysa rahat edeceksiniz. Ama çıkmadıysa Yağmur Hanım nasıl uğraştı fosettikte? Fosettiğe düşebiliriz. Allah korusun. Allah korusun. Buyurun. Bu daha yumuşak bir şey. Peki. Karakul koyununun kuzusundan elde edilen yazık, kıvırcık ve parlak post. Yani kürk de diyen var da olmaz olsun. Post. Kıvırcık ve parlak post. Ve o coğrafyadan alıyor ismini. Karakul koyununun. Hiç bilmiyorum, harf almam lazım. Alalım Mecbur. Bakalım. Alalım bakalım. Eski zamanlarda bunlar çok meşhurmuş, çok modaymış. Neyse ki bu vahşetten vazgeçilmiş. Belli oranda tabii ki. Yani kuzudan elde edilen bir kürk diyorlar da evet. post. Bir harf daha alacağım mecbur. Bu, aldık bir tane daha. Hani bu vizon falan var, öyle bir şey bu. Vizon, evet. mink miydi? Mink. Vizon kürk, mink. Bir de bu var. Ve yerin isminden. Kaşmir gibi mesela. O da Keşmir'den Hiçbir geliyor şey ya. Hiçbir şey gelmiyor şu an. Eyvah. İki tane aldık. Başka alamayız. Tek kelimeydi değil mi? Tek kelime. Sesli harfle başlıyor muhtemelen. Evet. Astarlık. Astarlık. Öyle bir ek değil. Öyle bir ek değil. Tamamen yabancı kökenli kelime. Çok da yabancı değil. Gene Türkiye Cumhuriyetlerde. Hiç duymamışım demek ya. Ne Bilmiyorum. Güzel duymamışsınız. Astarlı bir şey diye mi başlıyor? Astar falan öyle değil. Yani hani öyle bir şey aramayalım. Takıldım şu an. Bilen var mı? Var. Parlak post. Şu an hiç aklıma gelmiyor. Durdurayım mı? Vallahi harf alamayız artık. Yok evet durdurayım 12 mi? Saniye arttırmak lazım. Kaç sorum kaldı? Elimizde daha size soracağım 5 soru var. Durdurdum mecbur. Ya hayra ya merro artık. Parlak post. Bir şehrin adından geliyor. Aslına bakarsanız ama tabii ki deforme olmuş biraz. Yani şehir yüzden... dediniz buradan bizden hayır, hayır, değil hayır, değil mi? Uzak. Daha uzak. Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
Parlak post. Kürk. Kürk, tamam. Nokta nokta kürk. Kalpak filan da yaparlarmış bunlardan. Tamam. Zavallı hayvanın kuzusundan, hatta karnındaki kuzudan. İnanın bilmiyorum. Gitti. Neymiş acaba bu? Karışsın.